Hepinize günaydın. Ben şimdi kalktım. Şimdi kalkmadım. Evet, şu an yalan söyledim. 10 dakika önce kalktım. Sizlere bugünü vlogluyorum. Umarım güzel bir vlog çekebilirim. Çünkü vlog çekmek konusunda gerçekten çok başarısızım. Olmuyor. Yani yapamıyorum. Normalde başarısız olduğumu kabul etmeyen bir insanım. Hep üstüne giderim, başarılı olurum, başarılı olurum, başarılı olurum. Ama bu vlog konusunda başarısızım. Artık doğruları kabul etmem gerekiyor. Yani vlogu çektiğimde sürekli bir kaydırmış mı dönmüş, bir akış olmamış, bir şey olmamış. Geçen de sizin için Simge Sağ'ın partisine giderken vlog çektim. Sonra geldim editliyorum. Aynen böyleyim. Okey. O yüzden şimdi vlog çekiyorum. Birkaç gündür aşırı yorgundum. Sürekli bir koşturmaca halindeydim işte. Her gün işe gidiyorum, ayrıyeten toplantılarım falan filan vardı derken çok çok yoğundum. Ayrıca da uyku düzenimi çok bozdum. Yani köpekten kaynaklı olarak. Gece 3'te falan yatıyordum ve sabah işe gitmek için çok erken kalktığım için böyle ölü gibiydim artık, cenaze gibi, hani çok kötüydüm yani. Neyse ki yavaş yavaş köpek de artık alışıyor. Şu anda birlikte yatıyoruz. Zaten şurada aşağıda göreceksiniz birazdan. Dişleri çıkıyor. Dişleri çıktığı için de her yerim ısırıyor falan. Gece ben böyle uyuyorum. Parmaklarım ısırılıyor, kulağım ısırılıyor falan. Kalkıyorum, uyuyamıyorum yani. O yüzden dün veterinere gittik. Bir de tırnakları çok uzamıştı. Tırnaklarını kestirdim. Birkaç tane böyle ince ince küçük kemikler vardı. Onlardan alacaktım dişlerine iyi gelsin, oynasın, kaşıntısı gitsin diye, ama kalmamış. Yarın gideceğim onu almaya. Bugün de cilt bakımına falan gideceğim. O yüzden bugün vloglamak istedim. Uzun bir gün olacak benim için. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Vlog çekmemi isterseniz lütfen aşağıya yazın. Ben çok başaramıyorum ama siz eğer bundan keyif alırsanız, bunu severseniz ben vlog çekebilirim sizin için. Şimdi bakın. Kamerayı anlamadı. Kamerayı sevmedi. Şimdi benim hızlıca kalkıp hazırlanmam gerekiyor çünkü arkadaşlarımla buluşacağım. Bu arada tam yan tarafta bir inşaat var. İnşaattan kaynaklı olarak bir türlü evde tam istediğim gibi video çekemiyorum. Şu anda evdeki tüm camları falan kapattım. Ve bu inşaat sanırım çok uzun süre devam edecek. Çok büyük bir yer. Ve ya ev yapıyorlar ya da park tarzı bir şey yapıyorlar. İnşallah park yapıyorlardır. Çünkü park yaparlarsa çok daha hızlıca biter. Ev yapıyorlarsa çok büyük bir yer ve 10 kat, 20 kat olur en az ve bitmez. Lütfen burasının dağınıklığını ciddiye asla almayın çünkü bugün akşam burayı toparlayacağım. Hafta içi çok yoğun olduğum için asla burayı toparlayamadım. Bu dağınıklığın tek sebebi benim. Çünkü hafta içi sürekli geç kaldığım için evden alelacele çıkıyorum. Böyle her yeri dağıtıp darmadağın bırakıp öyle çıkıyorum. Ama neyse ki bugün akşam topluyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sizlerle birlikte hazırlanıyoruz. Ben dışarı çıkacağım. Dışarı çıkmadan önce makyaj yapacağım. Makyajımı sizlerle birlikte sohbet ederek yapmak istedim. Şimdi üstümü değiştirip geldim. Şimdi hızlı bir şekilde ilk başlar. Saçlarımı şöyle aşağı doğru tarıyorum. Saçlarımı sabitleyeceğim. Ama şuraya bakar mısınız ya? Şu ne? Şurası görebiliyor musunuz? En gıcık olduğum şey. Bunları düzeltmek o kadar zor ki. Lütfen düzel, lütfen düzel. Bu arada ben makyaj yaparken, şunu şöyle asacağım. Bir şeyler içmeyi çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz bilmiyorum. Eğer seviyorsanız siz de kahvelerinizi alın ve gelin. İlk başta hızlı bir şekilde cildimi nemlendirmek istiyorum. Ama bunun için kullanacağım nemlendirici ne olacak? Hemen geliyorum, içeride unutmuşum. Geldim. MAC'in şu makyaj bazını kullanacağım bugünkü makyajını da, ama öncesinde tabii cildimi nemlendirmem gerekiyor. Cildimi de L'Oreal'in nem terapisiyle nemlendireceğim. Ev vlogunu izlediniz mi bilmiyorum. Ben ev vlogunda biraz mutsuzdum. Çok şikayetçiydim. Çünkü şöyle bir şey oldu. Ben bu eve taşınmadan önce o videoda söyledim. Tutacağım başka bir ev vardı ve çok büyük, işte balkonu falan çok güzel olan
bir ev vardı. Emlakçının kendi hatası yüzünden o evi tutamadım. Ve o yüzden aslında biraz emlakçıyla tartıştım. Bu eve de ilk girdiğimde o kadar pis olması falan artık benim son noktamdı. Yani aslında çok önemli bir şeydi. Tabii ki de temizlenince gidiyor ama. Çok doğulmuştum ve bu bendeki son noktaydı. O yüzden biraz kızgın ve sinirli davranmışım o videodan. Evin düzenini kurdum, eve oturttum. O yüzden bu evde de çok mutluyum. Tam da istediğim gibi bir ev oldu. Tek sıkıntımız her odadaki cam boydan cam olduğu için ben çok seviyorum. Zaten bilerek öyle istedim. Ancak perde almadım. Hala da almamakta kararlı ve almamakta inatçıyım. Çünkü zaten üst katlardan bir tanesinde oturuyorum. Hangi katta oturduğumu söylemeyeceğim. Çünkü çoğunuz zaten nerede oturduğumu anlamışsınız. Lütfen yorumlara nerede oturduğumu anlayanlar yorum olarak yazmayın rica ediyorum. Çünkü bunu suistimal etmek isteyen insanlar olabilir. Bu arada B2 Blender'ımı yıkıyorum şu anda. Bunu suistimal etmek isteyen insanlar olabilir. Ya da beni sevmeyen insanlar da olabilir. Onlar da bu yorumları görüyorlar. Lütfen nerede oturduğumu anlayanlar söylemesin. Ama Damla Altun'a komşu değiliz. Birçoğumuz da Damla Altun'a komşu olduğumu düşünmüş. Damla'yla aynı yerde oturmuyoruz. O karşıda oturuyor. Yine bozulmuş olamaz bu ürün. Şaka mı ya? Allah'ım. Allah'ım. Bakın sizin gözünüz önünde bozuldu. Mac'in şu kısımları gerçekten gıcık. Geldi. Biraz önce bozulmuştu. Tekrar düzeldi. Kafası gidik herhalde biraz. Neyse demek istediğim şey şuydu. Üst katlardan bir tanesinde oturduğum için direkt güneş sabah doğar doğmaz benim evimin içerisine vuruyor ve perde olmadığı için de tüm ev güneş alıyor. Çok daha erken uyanıyorum. Güneşin ilk doğduğu saatte uyanmak zorunda kalıyorum. O yüzden perde almayı düşündüm ama çok da kararsız kaldım. Ne yapacağım bilmiyorum. Saatlerdir konuşup bir türlü anlatamadım ama aslında anlatmak istediğim şey buydu. Şükür anlattım. Evde onun haricinde hiçbir sorun yok. Ben şimdi artık üstümü giyinip çıkıyorum. Makine çok güzel olmuş. Bakar mısın? Güneş de çok güzel duruyor. Çok yakınlaşma dur. Geri git. Geri git. Güneş gitti şu an gölge göremiyorsunuz. Pek bana müsaade etmedi balkona çıkmamasının için. Yani makyajımı daha iyi görün diye balkona çıkmıştım. Güneş ışığında daha güzel durur diye. Ama hiçbir şey yaramadı. Ben hazırım ve artık dışarı çıkıyorum. Bu inşaat sesi gerçekten beni öldürecek. Cidden öldürecek artık. Ben şimdi çok şükür Bilge Sun'un ve Doğa'nın yanına gelebildim. Doğa değil mi? Doğa. Doğa da bir sonra Doğa. Okey. Doğa'nın yanına gelebildim. Ya evden buraya gelirken acı çekerek geldim. Normalde taş tatlısı 15 dakika oturduğum yerden burası. Ancak taksiler asla beni almadı. Sen de gözünü al çık. Önümüzdeki zamanlarda yeni YouTuber olacak arkadaşımız adayı. Doğa da bir YouTube kanalı açmayı düşünüyor. Ancak onun üstüne konuşacağız. Ben hızlı bir şekilde kendi derdimi anlatayım. Taksilerin değişim saati varmış. Yani bu benim çok da umurumda olan bir şey değil. Çünkü taksicilerle zaten her zaman sorun yaşıyorum. O yüzden buna tolerans göstermeyeceğim. Hepsi ölebilir gerçekten. Gerçekten ama çoğu tacizci öyle. Falan ya taksicilerin. Ben para akşam... sıkıştırma. Ya para derdi. Sıkıştırmayı falan geçtim. Ben akşam eve döneceğim zaman taciz uğramadım. Taksici yok. O yüzden Allah belalarını verebilir yani. Hani hiç acımıyorum. Neyse binecektim taksi. Adamlar bana şey diyor. Kadıköy'e gideceksen alamayız. İşte değişim saati. Kadıköy yakın mesafe. Ondan sonra bir tanesi evet gerçekten ne yani hani. Adamlar iş beğenmiyor ya gideceğim mesafeyi vermiyor. Bize bakar mısın? Para kazanacaksın yani. Evet. Ayrıca ondan sonra bir tanesine bindim. Para çekmem gerekiyor ve yolumuzun üstünde Ziraat Bankası ATM'si var. Dedim ki ATM'den para çekeceğiz. Adam diyor ki benim öyle çekecek vaktim yok. Ben sana nasıl para vereceğim? Zar zor. Gerçekten öpücükle mi devam ediyoruz yani? Zar zor bir şekilde işte durdu. ATM'den para çekti. Sonra beni şurada ileride buraya yürüme mesafesi olan bir yerde bıraktı. Hani buraya kadar da gelmedi yani. Okey. Bir de trafik varmış bir de gelmesi için. Benim için zor olacakmış. Evet ben de göremiyorum şu anda trafiği yani. İşte iyi niyetinden. Ben trafikte sizi bekletmeyeyim diye yani. Daha fazla oturmasın. İşte gerçekten. Bilge Su sen anlat. En son ben senin vlogunda vardım. Evet. Şimdi de sen benim vlogumda varsın. İlk defa senin kanalında. Evet ilk defa benim kanalımdasın şu anda. Ne anlatsam? Nasıl geçiyor? İstanbul'a alışabildin mi? Evet. Burası. Ben burayı ilk defa
özel geliyorum şu an. Kadıköy. Ben burayı normalde çok seviyorum ama çok kalabalık nedense artık. Gerçekten günü koparan buraya geliyor. Evet, değil ama bir şey değil mi? Çok havadar ve çok güzel. Evet. Deniz gözüküyor. Muhteşem bir yer. Ben buraya gerçekten aşığım ama... İşte Ankara'dakilere bak. Kapalı. Yol. Bebek Starbucks'a gittin mi? O zaman git. Türkiye'nin en güzel Starbucks'ı Bebek Starbucks. Oraya kesin git. Ben normalde White Chocolate Mocha içecektim. Ancak herhangi bir içecek alamadım. Çünkü öyle bir yer yoktu. Sen ne içiyorsun? Ben de White Chocolate. Ben çok seviyorum. Doğacım artık sana dönüyoruz. Önce bir highlight'ını göstermek ister misin? Şu highlight'a bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Markası ne? Karıştırdım ya. Bilmiyorum ama hangilerini. Evet, Mary Lou var. Artık Bilge Su'da makyaj youtuber olma yolunda gidiyor. Ben bilmiyorum ya makyaj yapmayı falan yüzden. Sıkılıyorum ben. Önümüzdeki zamanlarda Doğa'nın da bir kanalı olacak inşallah. Biz bunun üstüne konuştuk ve çok güzel bir konsept düşünüyor. Kendime çeviriyorum kanalı. Kanalı yalnız kamerayı. Çok güzel bir konsept düşünüyor. Umarım istediğin gibi olur. Evet evet çekiyor bak şurada. Umarım istediğin gibi olur. Ben sana sonuna kadar desteğim yani. Çünkü konsepti çok güzel. Doğa'nın konseptinde sadece bir ya da iki kişi var düşündüğü şeydi. Ama Doğa kendisi daha da farklılaştıracak onu. O yüzden en kısa zamanda lütfen artık başla diyorum. Kamera almış babası hediye. Ya ne aldı? Vlog kamerası mı aldı? Evet. Sony RX 100 falan var. Evet benimki de Sony 5100. 5100 evet. Güzel güzel. Sevindim. Tebrik ederim bakalım. Sen bir de şey al. Işık. Çünkü sen oturup da video çekeceksin. Burada şey var. Mecidiyeköy mü? Yok Mecidiyeköy değil. Şurada bir yer var. Karaköy'ün ilerisinde. Eminönü. Ben ışığımı ve kameramı... Evet. Kameramı ve ışığımı Eminönü'den aldım. Sen de oradan ışık alabilirsin. Ben ring light almıştım. 700 lira. Dolardan dolayı yüksekti falan. KYK var ya. Falan. KYK şey yetecek mi? Yatacak. Yok şeye yetiyor mu KYK? 700 lira falan. 1500 lira. Aa okey. Ben 400 lira falan veriyorlar diye biliyordum. 500 de normal işte. Arttırdılar. Okey tamam. Onunla direkt o zaman al. İşte görüyorsunuz. Benim bile yok. Öğren... ne şartlar altında youtuberlık yapıyorlar. Ben de... Sen video başlık KYK bursuyla youtuber olmak. Aa yapsana. Gerçekten. Şimdi artık biz biraz sohbet edelim. O yüzden kamerayı kapatıyorum. Öptüm. Ben şu anda çıktım. Taksiye bindim. Ataşehir'e var yapmeli diyene gidiyorum. Orada acil bakım randevum var. İnşallah geç kalmam. Çünkü Bilge Sular'la 1.30'da buluşacağız dedik. Ve 3'te buluştuğumuz için geç kalma ihtimalim var. Şimdiden özür dilerim Banu Hanım. Ama galiba geç kalacağım. Ben geldim. Daire 22 arıyorum şu anda. Aa evet şuradan. En sonunda buldum. Bu imkanı çok beğendim ya bu siyahlar içerisinde. Ben zaten siyahı ve beyazı çok seviyorum. Hem ikisini birlikte kombinlemeyi hem tek tek giymeyi. Baksana siyaha bayılıyorum. Aşığım siyaha. Hoş geldin. Hoş buldum. Naber? İyi. Sizden ne haber? Nasılsınız? Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siz de çok güzel gözüküyorsunuz. Gözlüklerimi çıkartıyorum. Kahveyi içtin mi? Kahvemi içemedim çünkü Starbucks'ta o kadar çok sıra vardı ki dedim ki. O zaman sana Starbucks. Guatemala'ydı. Tamam o zaman öyle yapalım. Ya şey oldu ben sizi bekletmeyeyim diye sıraya falan hiç girmedim. Girdim arkadaşlarımla oturdum. Kahve falan söylemedim hemen çıktım geldim. Oo süpersin. Tamam yapıyorum. Birlikte içiyoruz o zaman. Şimdi ben balkona çıkıyorum. Buranın muhteşem bir balkonu, muhteşem bir terası var. Orada kesinlikle fotoğraf çekilmeliydim. Size de göstermek istiyorum. Ya şuraya bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Şimdi biz burada, bu tarafta... Ay ışık güneş tam da buradan vuruyor ya. Şöyle olması lazım. Hazel'i orada mı çekmiştin? Ama nasıl çıktı biliyor musun? Hiç fotoğrafı çok güzel. Tabii ben kullanmıyorum zaten. Bu arada Banu Hanım, bir de Figen Hanım var. Evet. Ella güzelliğin sahipleri. Şöyle makyaj. Ay çok belli olmuyor zaten. Güneşte var ya. İyi tamam süper. Şimdi biz Banu Hanım'la cilt bakımına başlayacağız. Bugün ne yapıyoruz? Ya da cilt bakımı aşamalarımız nasıl gidecek? Neden ne yapıyoruz? Şimdi cildini temizliyoruz Arda'cığım ilk önce.
Bütün ölü deriyi kaldırıyoruz cildimizden. Evet. Ondan sonra aşama aşama anlatalım, olur mu? Olur ama bence genel olarak ne yapacağımızı da bir anlatabilirsiniz. Cildin çok dolu makyajdan dolayı. Evet. Bunları ilk önce bir temizleyeceğiz. Siyah noktaları, kapalı komedonları, gözeneklerimizi açacağız, temizleyeceğiz. Temizledikten sonra maskeyle bitireceğiz. Bunun akabinde sonradan dermapen yapacağız cildimize. Ben dermapeni çok duydum. Gerçekten çok duydum. Şahane bir işlemdir normalde de. Çok uzun süredir aslında düşünüyordum. Ama hiç böyle yaptıracak fırsatım olmadı ya da üzerine düşmedim. Şimdi bir 10 gün sonra geleceksin, bir hafta 10 gün sonra dermapenini yapacağız. Dermapenden sonra, birinci seanstan sonra bile etkisini göreceksin dermapenin. Normalde kaç seans oluyor? 3 seans öneriyoruz. 3 seans sonra harika bir cildin oluyor. Ay hadi bakalım. Ama dediğimiz gibi birinci seanstan sonra bile etkiyi inanılmaz derecede göreceksin hayatım. Peki bu konuda iddialı mısınız? İddialıyız efendim. Evde çok iddialıyız. Figen Hanım var bir de değil mi ekranınızda? Evet. Figen Hanım'la birlikte yapıyorsunuz. Figen Hanım aslında Figen Hanım. Evet, arkada Figen Hanım şu anda ama. Bugün biraz hasta olduğu için Figen Hanım biraz. Sesinizi verin lütfen. Merhaba. Figen Hanım siz hasta. İddialı mısınız? Biz özellikle dermapen konusunda çok iddialıyız. Yani birçok insan bilir zaten dermapeni en iyi yapan. Merkezin biz olduğumuz. Falan. Çok iddialı. Normalde benim cilt bakımını Figen Hanım yapacaktı. Ama bugün biraz rahatsız olduğu için Banu Hanım zaten ilk işlem olduğu için ben yapayım dedi. Sonrasında sanırım dermapen de... Paylaşamadık seni. Ben dedim, bir Figen dedi. Sevgiden, aşktan paylaşamadınız. Aynen öyle. Bir dahaki geldiğimde de o zaman ya yine siz yaparsınız ya yine Figen Hanım. Bir ben yaparım, bir Figen evet, yapar. Evet. Bir kahve içeriz. Evet, zaten kahvesiz başlayamıyoruz biz asla. Ben de kahve içmeden kendime gelemiyorum. Ay şu anda buhar mı vereceksiniz? Evet, şimdi buhar vereceğiz. Cildi temizledik. Daha önceden de sen temizlemiştin zaten cildi. Makyajımı sildim. Evet. Şimdi buhar vereceğiz. Bekleyelim. Gözenekler açılıyor bundan sonra değil mi? Aynen öyle. Çünkü ben daha önce kendim de birkaç kez şey yaptım. Buhardan dolayı bir şeyler yaptım ettim. Bunun bir aleti gibi bir şey var diye. Normal buhar makinesi. Evet, ondan almıştım böyle bir şey yapmak için. Cildin yumuşayacak. Temizlenmeye daha müsait hale gelecek. Duştan sonra zaten öneriyorlar genelde cilt bakımlarını. Çünkü duşta sıcak suyla duş yapınca gözenekler açılıyor. Aynen, evet. Aynen. Evinde öyle. Şu buhar makinesi göstereyim. Gözüküyor mu? Şu an gözüküyor mu? Evinde buhar makinesi olmayanlar duştan sonra sıcak suyla duş aldıktan sonra çok rahat bir şekilde cilt bakımı yapabilir evde. Ama gözenekleri açıp bırakırlarsa ciddi sıkarlar oluşur ciddi derecede. Biz burada gözenekleri açtıktan sonra aşama aşama anlatırken zaten sana göstereceğim. Gözenekleri kapatıp sizi gönderiyoruz efendim. Aha. Evde açtığınız gözenekler öyle açık kalıyor. Şöyle söyleyebilirsiniz. Sonra. Evet. O yüzden o zaman benim hep açık kalıyor. Şimdi siyah noktaları sıkarsınız, evet, evde bir sorun yok. Evet. Maskenizle yaparsınız ama medikal cilt bakımı dediğimiz o değildir. Siz cilt temizliği, yüzeysel cilt temizliği yapıyorsunuz. Şimdi aşamaları görünce şaşıracaksınız zaten. Evet, anlatabilirsiniz. Şu an evet. Siz çekiyorum. Aşamaları biz size göstereceğiz. O zaman daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Şimdi başlayalım. Hadi başlayalım. Yoğun buhar vereceğiz. Ozonla birlikte buhar veriyoruz. 5 dakika gözeneklerimizi açacağız böylelikle. Cildeki ölü deriyi alıyoruz. İkincisi... Ay onun ucunu gösterir misiniz bir? Birazcık kameraya. Daha dolsun öyle gösterelim tamam. Mi? Korkunç, ay hiç böyle görmemiştim. Ama makyaj yapıyorsun ve senin işin bu. O yüzden dolması çok normal. Elimde komedon pres dediğimiz bir çubuk var. Bu çubukla cilde zarar vermeden siyah noktaları çıkartıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi galvanik akım vereceğiz. İlk önce ozon yağı sürüyoruz. Ay bana bugün her şeyi verdik vallahi. Yani. Aynen. Daha bitmedi daha akım vereceğiz. Akım vere vere artık. Ay yüzünde. Artık akşam ne olursun sen bilmiyorum. Ay bilmiyorum. Eve girip sadece yatmak istiyorum. Yalnız cildinin parlaklığına şimdiden bak. Hanım, bu ultrasound dediğimiz bir cihaz başlığımız. Daha konuşabilsem bir de Arda. Ah bir konuşabilsem neler anlatacağım. Neler anlatacağım. Cildimizdeki kırışıklıklara, ince çizgilere hedefleyerek çalışıyor. Cildi daha gergin tutuyor ve kırışık olmasını önlüyor. 28 günde bir yapacağım şimdi oraya da. Üzerindeki de cildimizin C vitaminli bir krem. Serum aslında.
yani. O yüzden cilde tamamen bununla yedirmeyi tercih ettim ben. Cildi daha böyle soft, fresh yapacak, kırışıklıklarına iyi gelecek. Zaten yok da. Arda sustu. Herhalde bir tek ben susturabildim seni. Konuşamıyor artık. Sizinle konuşamayacak artık Arda. İnci tozu maskesi yaptık Arda'ya şu anda. Hiç mimik de yapmayacak. Bir 10 dakika böyle bekleyecek. Cildinin parlaklığını geri vereceğiz. Selam. Ben şimdi eve geldim ve bakın evde kimler var. O gün de İrem. Selam. Hello. Arda'nın evine geldik ilk defa. O gün çok kez geleceğim. Sen ilk defa geliyorsun. İşte evet. İlk defa geldim, tamam. Yanlış kurdu ben cümleyi, niye bağırıyorsun? İrem'e saldırıyormuşsun, nasıl yanlış cümle kurarsın sen diye. Yok, yanlış öyle gitti. Ömer'in ziyarete geldim, Arda'yla bayağıdır görüşmüyorduk, çok özledim. Evet, özleştik. Şimdi kahve içeceğiz, fal bakacağız. Evet, İrem'e. Fala inanmayın, falsız kalmayın. Ah dur, oldu bu taşıyor şimdi, oldu demek ki değil mi? Evet. Ah İrem, kahven taştı. Ne? Demek ki yaptım yani, güzel bir şey bu. Ocak? Ne? Sili, ay bravo işte. O yani bu kadar becerikliyim. Arda köpüğü gittiyse iğrenç olacak o kahve. Gitti. Gitti. Bakın köpük. Yani şöyle işimi temizlemem gerekiyor. Bekle çok sıcakken yapma çünkü bez yapışır. Bella'yı da görmeye geldim. Çok evet, Bella minus. Aa, yeni yeni iyileşiyor. Burada benim cildime baksana. Cilt bakımından ben sonra şimdi kustu, her şeyi kusturduk bilerek. Ben 2-3 gün güneş kremi falan süreceğim, iz kalmasın, etmesin diye. Tamam. Böyle tam da güneşli zamanları. Evet, 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 evet. 10 gün sonra da Dermapen'e gidiyorum. Ben de kalemle kendime çil yaptım da fotoğrafı daha... Burada şuradan ışık vurduğu için de şey oluyor baksana. Bak, gökkuşağı. Evet. Ariana Grande is here bitches. Bir şey soracağım. James Charles'ın yeni paletini gördün mü? Jeffree Star'ı gördün mü? Elin. Evet, onu gördüm. Ondan sonra bugün ya da dün James Charles Morphe'yle çıktı. Muhteşem. Darısı bizim başımızda. Ya ben Dolan Twins'i çok seviyorum. O ikiz kardeşleri değil mi? Emma'ya aşığım, beni izleyenler bilir. Emma'yı çok seviyorum. Dolan kardeşlerden bir tanesi ünlü olma sebebinin James olduğunu biliyor musun? James'e sevgili sanılıyordu o. Herkes öyle sandığı için hiç açıklamadılar. İkisi Vine'dan ünlü oldu. Hayır, sonrasında James'e takıldıkları süre boyunca belli bir kitle onları sevgili sanıyordu. Kızları diğer işte. Evet, evet, evet. Öyle sanılıyordu zaten. Bence birini PR. James... Evet, gerçekten öyle. Çünkü hiçbir zaman ne sevgiliyiz diye açıkladılar, ne sevgili değiliz diye. Bu arada Jeffrey'nin ve James'in yeni paletini söylerken İrem de Bobby Brown'la birlikte bir işbirliği yapıp rujunun yüzü oldun sanırım değil mi? Evet. Bir rujunun yüzü oldu. Ancak İrem bugün getirecekti. Getirmeyi unutmuş. Ama laptopun başında montaj yapıyordum. Arda'da hani geldiğini falan eve geldim deyince ben hani tamam baba hadi ben hazırlanıyorum dedim, böyle giyindim çıktım. Bir de kameramın lensini kapağını aradım son dakika. Orada zaten beynim kaydı. Neyse kaybettim. Unutmuş. Sağlık olsun. Ekrana koyarız. Evet. Ekrana bir yerle ben İrem'in rujunu koyacağım. Siz de eğer satın almak ve İrem'e destek olmak isterseniz açıklama kısmına bir link bırakacağım. O linkten satın alıp hem İrem'e destek olabilirsiniz hem de ben ruju seveceğinizi çok düşünüyorum. Çünkü çok ruj tam böyle arada bir renk. Tam kiraz rengi gibi. Evet. Gece de kullanabilirsiniz. Günlük hayatınızda gündüz de kullanabilirsiniz. Ve tam ortası. O seride 18 farklı renk var. İstediğinizi zaten alabilirsiniz. İkinci üründe de 120 indirim yapıyorlar. Yani o zaman hem İrem'in rujunu alıp hem de başka bir ruj daha alabilirsiniz. İkincisinde %50 indirim varmış. Evet. Gerçekten gurur duyuyorum. Seni tebrik ederim. Sarısı başına, ay, senin de Morphe'yle paletin çıktığını. Kız Morphe Türkiye'ye gelse ilk benle işbirliği yapacak bence yani. Bence de. Sadece erkeklerle çalışıyor ben çünkü. Ben onlara bir yazayım. Bella! Kaç. Neyse ben şuraları temizlemem evet, gerekiyor. Şimdi vlogu bitiriyorum. Ve İrem'le birlikte kapatmak istedim. İrem'le birlikte veda edelim istedim. Umarım keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Benden vlog isterseniz lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Siz eğer beğenirseniz çekeceğim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sizleri seviyorum. Bye bye. Kendinize çok iyi bakın.